Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri mübarek bir vakitte buluşturan, iftar sevinciyle bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın bütün peygamberlerine ve bilhassa Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Vatanımız, inancımız, mukaddesatımız yoluna baş koyan değerli gazilerimiz, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kıymetli yakınlarını selamlıyorum. Şehitlik bir insanın erişebileceği en yüksek manevi makamlardan birisidir. Bizler şairin şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diye dile getirdiği gibi şehitler yurdu bir vatanda yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz bunu fark etmezsiniz buyurmaktadır Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Şehit ailesi veya gazi olmak büyük bir iftihar vesilesidir. İnandığı değerler uğruna canını feda edecek bir yüreğe, bir evlada ve bir yakına sahip olmak hem bu dünyada hem de ahirette büyük bir onurdur. Kıymetli kardeşlerim, şehitlerimizin ve gazilerimizin canları pahasına savunduğu ve bizlere emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bizim en temel vazifemizdir. Bizler bütün imkan ve gücümüzle şüheda, şehitler emaneti vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız inşallah. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bizlere miras olarak bıraktıkları vatanımızı, ülkemizi, devletimizi her türlü kötülükten koruması için Rabbimize dua ediyorum. Yüce Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin. Sarsılmaz bir imanla, şehadeti arzulayarak din, vatan ve mukaddesat uğrunda canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesiyle şereflenen tüm kahraman gazilerimizi de şükran ve hürmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömür diliyor. Dar-ı bekaya irtihal edenlere Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyor. Hepinize tekrar hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim hepinizden razı olsun.